Herkese merhabalar, mutlu sabahlar diliyoruz efendim. Günaydınlar, Siber Haber Ajansı'nda sabah haberleri tabii ki de sürpriz oldu. Daha önceden böyle bir planımız yoktu ama inşallah Yüce Allah o sesi, o nefesi bizlere nasip ederse her zaman söylemiş olduğumuz gibi ne diyorduk? Vardığımız yüreklere selam olsun diyorduk. Bundan sonra sizlerin karşısında sabah haberlerini vermeye devam edeceğiz. Bu bir ilk oldu tabii. Herkese günaydınlar dileyelim. Hayırlı sabahlar. Gündemde ne var ne yok? Tabii gazetelerle başlayacağız. Ardından diğer taraftan yumurta fiyatları var. Yumurta fiyatları ne alemde? Kısaca oraya değineceğiz. Genel olarak gerek Konya'nın gündemi olsun, gerekse Türkiye'nin gündemi olsun, ayrıntıları, detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz dedik. Gazetelerle devam ederim dilerseniz. Normalleşmeye, Delta'ya dikkat demiş. Türkiye 1 Temmuz'dan sonraki normal hayata hazırlanırken uzmanlar pek çok ülkede vakaları yeniden tırmandıran varyanta karşı uyardı. Vaka sayıları devam ediyor bir şekilde. Ne de olsa düşüş var ama bir de bunun arkasında diyor varyant var diyor efendim. Özellikle varyasyon ne demek? Varyasyon çeşitleme demek. Bir taraftan bunun çeşitliliğinden, türlerinden dikkat edelim demeye çalışıyor. Özellikle burada Profesör Deniz Odabaş, vaka sayılarındaki başarıyı bir dalgaya dönüştürmeyelim. Kapalı mekanlar, kalabalıklar ve kötü havalandırmadan uzak durup çift maske takalım. Fiziki mesafeyi koruyalım. Yurt dışından gelenlerle yakın temastan kaçınalım demiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle Ankara Şehir Hastanesi'ndeki bir gönüllüye aşı olarak bir gönüllü seçilmiş. Orada kendileri aşı olmuş. O ana başkan Erdoğan'a tanıklık etmiş efendim. Turkuak'ta 3. faza geçildi. Turkuak Cumhurbaşkanı'nın bu özellikle yeni sistemdeki aşılama konusundaki isimlendirdiği at diyelim. Adı Turkuvak olarak açıklanan yerli aşının faz 3 çalışmaları dün başladı. Başkan Erdoğan yeni dönemin kapılarını araladık bir şekilde dedi. Turkuvak aşısının etkinliğinin ölçüleceği faz 3 çalışmaları Türkiye dışında Azerbaycan, Macaristan, Polonya ve Özbekistan'da yürütülecek demiş efendim. Artı eklemişler. Artı son döneme girdik. Öngörülen sürede seri üretime ve yaygın kullanıma geçirmesini temenni ediyoruz demişler efendim. Akşam gazetesinde bu şekilde bilgi verilmiş. Tabi diğer taraftan özellikle Rusların da Türkiye mutluluğu var. Neden? Tatil ülkelerine bağlayacağız. Aman dikkat diyelim. Özellikle tatile çıkacak vatandaşlarımıza da biraz da dikkatli olma konusunda uyaralım. Türkiye 1 Temmuz'dan sonraki normal hayata hazırlanırken uzmanlar pek çok ülkede vakaları yeniden tırmandıran varyanta karşı uyardı demiştik. Bunu neden okudum? Açıklamasını şurada yapayım. Özellikle uçuş yasağı olsun, diğer seyir halinde dışarıdan gelenler olsun ve dışarı çıkacaklar konusunda ve gerekse tatile çıkacaklar konusunda önemli detayların altını çiziyor. Bu arada 1 Temmuz dedik ama 1 Temmuz'da özellikle açıklamalar geldi. Neydi bu açıklamalar? Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda. Orada hangi detaylar geçilmişti? Bütün kamu kurum ve kuruluşları normal mesai sistemine, artık normal düzene devam edecek dedi 1 Temmuz'dan sonra. Fakat bir detayın altını çizdiği sanatçılara saat 24'e kadar, 24'ten sonra kimse kimseyi özellikle rahatsız edemez dedi. Konuyla ilişkinde tabi muhalefetten sert tepki var. Evet, özellikle efendim bunun altını çizmiş olalım. Sanatçılar ne şekilde bunun dışında tutuluyor tam olarak bilemiyoruz. Elbette ki sanat ruhun gıdasıdır. Sanat ruhun olmazsa olmazıdır. Müzikten bahsediyorum. Bu çerçevede de geçmişten günümüze sanatı ortadan kaldırmak mümkün mü? Değil. Müziği ortadan kaldırmak mümkün mü? Değil. Geçmişten günümüze birçok vatandaşımız, sanatçılarımız bu konuda ekmek yiyor. Saat 24'ten sonra yapılmamasının gerekçelerinin altı nedir veya ne değildir? Bu konuda tam bir açıklama yapamayacağız ama
Bu konularda da özellikle sanatçılardan sert tepki geldi diyebiliriz. Aydınlık gazetesiyle devam edeceğiz. Özellikle efendim terör örgütünün sınır ekonomisi diye üst manşet atılmış. İdlib'in %90'ını kontrol eden terör örgütü heyetinin Tahrir, Şam sadece Türkiye sınırındaki Bab el Hava sınır kapısında ayda 10-15 milyon dolar gelir elde ediliyor. Özellikle detayları okuyacağım. HTŞ'nin ekonomisini Mustafa Kuadit yönetiyor. Örgüt, İsrail'in ilk yıllarına tarihi eser kaçakçılığı ve yağma sayesinde 194 milyon esir takaslarının da 94 milyon dolar kazandığını iddia ediyor. Daha sonra sivillere malları için ağır vergiler getiriliyor. Çiftçi ve işletme sahiplerinden zekat adı altında yıllık ödeme alınıyor. 2017'de kontrol altına aldığı sınır kapısında da kamyonlardan ücret toplanıyor. HTŞ Bab el Hava'ya ek olarak şu anda Afrin ile Gazeviye sınırı da yönetiyor demiş. Artık konuyla ilgili detayları Aydınlık gazetesi vermiş efendim. Bizler de buradan özellikle ne yapalım? Duyurmuş olalım. Yerli aşının adı Turkuvak demiş efendim aynı şekilde. Faz 3 çalışmasında ilk aşı gönüllüsü 30 yaşındaki Yasin Kandemir oldu. Yasin Kandemir 30 yaşında faz 3 çalışmalarında gönüllü olmuş efendim. Gönüllüye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca özellikle teşekkür etmiş. Konuyla ilgili detayları da altta belirtmişler. Erciyes Üniversitesi'nde COVID-19'a karşı geliştirilen yerli aşının faz 3 çalışmaları dün Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Özellikle aşı programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvak aşısıyla Türkiye'de artık yeni dönemin kapılarının aralandığını söyledi demiş efendim. Aşı konusunda özellikle tabii faz 3 çalışmaları bu kapsamda devam ediyor. Bazı vatandaşlarımız konuyla ilgili gönüllü oluyor. Tabii bu konuyla ilgili de haberimiz var. Sanat dünyası da aşı çalışmalarında destek oldu. Sağlık Bakanlığı son bir haftadaki illeri açıkladı. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli olurken vaka sayılarındaki düşüş devam edecek. Aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek denildi. Konuyla ilişkin sanatçılardan da bilgi geldi. Haluk Bilginer, aşı ile pandemi son bulacak. Perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil. Hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara dedi. Bilimin gösterdiği yolun sonu sanata çıkacak. Aşıyla pandemi son bulacak. Perdelerimiz yeniden açılacak. O gün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara. Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla COVID-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz. Ne diyelim efendim? İnşallah bizler de tabii ki de tek amacımız, tek gayemiz, tek temennimiz bir an önce hatta ve hatta aşının değil artık COVID-19 vakalarının ve isminin duyulmasını kesinlikle istemiyoruz. Temennilerimiz bunlar diyelim. Sabah gazetesiyle devam edelim. Özellikle Türkiye Müge Anlı'yı izledi diyor efendim. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Set programı sabah kuşağındaki liderliğini sürdürüyor. 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde program tüm kişilerde %5.51 reyting ve %38.2 izlenme sayısıyla birinci oldu demiş. Bu arada Müge Anlı demişken tabii ki birçok cinayeti çözdü. Gerçekten hani ufacık cürmüyle mi diyelim artık. Bu cinayetlerin ardından haberimiz var. Onunla devam edeceğiz ama gerçekten bu başarıyı da bizler de tebrik edelim diyelim efendim. Sabah gazetesiyle devam edelim. Antalya'yı çok özlemişler. Konuyu başa bağlıyoruz. Başta özellikle demiştik ya Rus turistleri artık Türkiye'de bir şekilde aşılanma konusunda özellikle aşının geliştirildiğine dair sevincini ve açılma süreciyle alakalı sevinçlerini dile getirmişti. Haberi bağlıyoruz buraya. Antalya'yı çok özlemişler. Rusya'dan ilk gelen kafileler kırmızı halıda balonlarla karşılandı.
Turizmde yeni sezon dün sabaha karşı Antalya Havalimanı'na THY uçağından inen 132 Rus turistle başladı. Bir günde 78 uçakla 20 bine yakın turist geldi. Mutlulukları gözlerinden okunan Ruslar, Türkiye bizim için yeryüzündeki cennet, gerçekten onları bizler çok özlemişiz dedi. Öyledir gerçekten. Bizim memleketimiz, bizim Türkiye'miz paha biçilemez bir güzellikte. İnşallah buradan yetkililerimize seslenelim. Bir şekilde kıymetini biliriz. Kanal İstanbul konusunda menfi müspet detayları nedir tam olarak bir şeyler söyleyemeyeceğim ama bu ülke bizim ülkemiz diyelim ve Konya'nın Karatay ilçesi İsmil mahallesindeki Müge Anlı'nın program detaylarıyla devam edelim. Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil mahallesindeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necra Büyükşen ve Metin Büyükşen çiftinin katil zanlısı her yerde aranıyor. Metin Büyükşen ve eşi Necra Büyükşen evlerinde canice katledilmişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert de gündem olan Necra Metin Büyükşen cinayeti yeniden gündem oldu. Değerli izleyiciler, efendim cinayet zanlıları olay günü yaklaşık olarak gece yarısı içeri girdikten sonra ilk önce babayı öldürüyor. Daha sonra silah tutukluk yapıyor bir şekilde. Silahı kontrol ettikten sonra annesini de öldürüyor. Orada kız bu esnada ölü taklidi yapıyor. Ve daha sonra olaydan kurtulmak için işte görmüş olduğumuz bu pencereden atlayarak, yani duvarın üzerinden atlayarak yaklaşık olarak bu istikametten kaçmaya başlıyor. 3 Eylül 2018 Pazartesi günü olay oldu. Abimle yengemi saat 22 sularında falan bir katliama uğradılar. Yatsı namazından sonra 22 sıralarında görmüş olduğumuz noktadan buradan baba geliyor. Yatsı namazından sonra geliyor. Yaklaşık olarak 22 sıralarında. Daha sonra da işte görmüş olduğumuz bu eve giriyorlar. Eve girdikten sonra çay faslında içeriye giren şahıs babayı ve daha sonra da anneyi bir şekilde infaz ediyor. Ama nasıl gerçekleşiyor bu olay? Babayı infaz ettikten sonra silah bir şekilde tutukluk yapıyor. Daha sonradan dışarı çıkıyor. Silahı kontrol ediyor. İçeri girdikten sonra annesini öldürüyor ve daha önceden söylemiş olduğumuz gibi oradaki kız işte görmüş olduğunuz o arka pencereden kaçarak karakola sığınıyor. Peki efendim, bu katliam yatsı namazından sonra geldikten sonra olmuş. Doğru mu? Namazdan geldikten sonra oldu abimin. Ben Konya'daydım o zaman. 10:30-7 geçe falan Uğur yeğenim telefon açtı. Amca neredesiniz? Ben Konya'dayım dedim. Çabuk buraya köye gelin. Annemle babamı eve hırsız mı girdi bilmem. Vurdular, Büşra'da yaralı dedi. Oradan arabamıza bindik, özel arabamıza bindik. Doğru İsmil kasabasına geldik. Köyümüze geldik. Baktığımız, geldiğimizde jandarma kapıyı tutmuş. Abimgil içeride. Daha bir haber alamıyoruz. Dediler ikisi de vefat etti. Büşra Konya Numune Hastanesi'ne gitmiş ambulansla. Daha sonraki aşamada, yani pencereden atladıktan sonra, duvardan atladıktan sonra görmüş olduğumuz bu istikamet üzerinden kaçmaya başlıyor. O anda tesadüfen yanına gelen araca beni karakola götür. Annemle babamı öldürdüler demesi üzerine bu araçla birlikte karakola geçiyor. Şok olduk. O günden bugündür hala da şok içindeyiz. Abim, yengem hiç kimseyle bir husumet olmayan insanlardı. Hatta köyde şunu söyleyebilirsiniz, sorabilirsiniz. En son vurulacak kişiler. Yani kimse vurulmazdı ama böyle bir şey olsa abimle yengem en son vurulacak. Hiçbir düşmanı olmayan, hasmı olmayan insanlar. Eylül'ün 3'ü geldiği zaman tam 3 yıl olacak. Peki efendim, bir yani düşmanı var mı? Ne isterler o koskoca adamdan, kadından? İşte bizim kafamızın, aklımızın ermedi. O gündür, bugündür hala katil yok da katilleri. Kim yardım etti, kim ne işledi, bunları arıyoruz. Gitmediğimiz, gelmediğimiz kapı kalmadı. Jandarma istihbaratı, jandarma teşkilatı bunu arıyor. Önceleri ilk olay anındaki olay günü, ilk günü bayağı bir büyük bir hatalar yapılmış. Biz artık bu hataları dile getirmekten bıktık, usandık. Yani olay yerinin erkencene açılması,
delillerin yeterli şekilde toplanmaması. Efendim ne bileyim, biz 5-10 cinayet yaşamadık daha önce. Bilmiyoruz. İlk defa başımıza geldi. Ne bileyim, olay yeri kapatılırmış. Bir hafta mühürlük alırmış. Yahut da bir ay mühürlük alırmış. Deliller toparlanırmış. İşte kız camdan inmiş, camdan atlamış. Yaralı kurtulan yeğenim. Buralar detaylı bir şekilde incelenmemiş. Hal böyle olunca iki tane, üç tane mi neyse tüfekten çıkan boş bir şey alınıyor. Başka da bir delil yok. Telefon kayıtları, HTS kayıtları, işte şüpheli olanlar var mı? Oğlu şüpheli, gelini şüpheli, kız da şüpheli. Çelişkili ifade veriliyor, deniliyor. Devamlı söylediğin zaman aynı şeyleri, aynı ifadeleri veriyor. Bazen ifadelerin ne şekilde olduğunu biz de bilmiyoruz. Çelişkili mi, değil mi? 3 yıldır sorgulaya bir arpa boyu yol alamadık. Artık köyün içinde kim ne dedi, kim ne dedi, hepsini araştırıyoruz. En ufak bilgi edindiğimiz zaman jandarmayla paylaşmaya çalışıyoruz. Gidiyoruz, söylüyoruz. Ha şu var, bu olayımızı araştıran, ilk zamanlar değil de son zamandan bu şu anki araştıran jandarma ekibine ben teşekkür ederim. Adamların hakkı ödenmez. Gerçekten sadece kendilerine söyledim. Önce Allah'a güveniyorum, sonra size dedim. Adamlar bu işi gerçekten çözeceğiz, çözmeden bırakmayacağız dediler. Bugüne geldiğimizde hiçbir sonuç yok. Televizyonun programına bir çıktık 2019'da. Bir sonuç çıkmadı. Şimdi tekrar yeğenim Osman, rahmetli abimin oğlu doktor, o müracaat etti. Gitmedi, gelmedi, kapı kalmadı. Ha, kapılardan bir sonuç aldık mı? Almadık. Ya benim abimin yengemde Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak özel bir ekip kurulsun. Emniyet teşkilatında, jandarma teşkilatında benim devletimin gücünün buna yettiğine inanıyorum. Artık öyle bir ana geldik ki ya devletin, biz bu devletin vatandaşı değilmişiz gibi, işte artık o hisler gelmeye başladı. Ya neden ya? Bir iki kişi öldürülmüş. Gariban Anadolu'nun iki insanı ya. Buna da bir özel bir ekip gelsin. Araştırsın. En ince böyle detayına kadar araştırsın. Bulsun, çıkarsın dışarıya. Hiç olmasa adalet yerini bulsun ki geç gelen adalet, adalet değildir zaten. Tamam, kızımız korktu, kaçtı, evet. O esnada orayı anladık. Yani bu adamlardan ne isterler? Bir hasmınız, bir düşmanınız var mıydı? Yani hayır efendim, hayır. Abim, biz 5 biraderiz. Parası var mıydı efendim? Zengin birisi miydi? Hayır, hayır. Devlet memuru, devlet memuru emekli olmuş. Adamın son kalan parasıyla, kardeşim hacıya gidecektim, hacı param da kalmadı, umreye gideceğim dediğini biliyorum ben. Şu röportaj yaptığımız yerde burada söyledi. Kardeşim hacıya gidecektim ama hacıya gidecek param da kalmadı. Artık adamla beraber bir umre yaparız. Abi nasıl bir şey bu dedim. İnşallah dedim, umreye gidersin. Böyle konuşmamız oldu. Abim öyle dolgun bir insan değildi. Evini kendi yaptırdı. Kendi elleriyle, kendi tırnaklarıyla kerpiçini, tuğlasını kendi yaptırdı. Öyle bir zengin bir insan değil, parası çok olan bir insan değil. Emekli oldu. Ölen rahmetlik yengem kanser tedavisini gördü. Kanser tedavisi, kanseri yendi ama cinayete kurban gitti. Peki 3 yıl oldu dedik. 3 yılın sonucunda hangi bilgileri elde ettik, yani şüphelendiklerimizden dahil? Şimdi şöyle bir durum var. Abim ölmeden evvel bir trafik kazası geçirdi oğlu. Afganlı işçilerle. Köyümüzün sakinlerle, onlarla çalışan bir işçiyle kaza yaptı. Adam hastanede tedavisi gördü, birbirleriyle konuştular, gittiler geldiler, yardım ettiler. O kazayı yapan komşuların, işçilerin sahipleriyle de oturdular, anlaştılar, hallettiler. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Oğlu evin içinde abimle bir kavgası oldu. Yani evden kovması oldu, babasını evden kovması oldu. Biz dedik ki bu her evde olan bir şey, normal karşıladık. Baba evine bir kızdı, bir şeyden dolayı kızdı. Bunun adı işte mehir, evi verdiydin, vermediydin. Mehir kavgasıydı. Bununla ilgili bir sürtüşmeleri vardı. En son zamanda anlaştılar. İşte oğlum şunu vereyim, bunu vereyim dediler. Anlaştılar. Birbirlerine bir buruklukları vardı. Ama kurban da bizzat ben şahit oldum amcası olarak. İlk kurban bayramı günü abimin elini öpmeye ben gittim. Orada gördüğümde konuşuyorlardı. Babayla oğlan şakalaşıyorlardı, konuşuyorlardı. Küs değillerdi. Ben bunun içini dolduramıyorum. Yani bir oğlu yapabilir mi? Bilmiyoruz. O da şüpheli. Elinde oğlunun o gün jandarma ekibinin aldığına göre swap çıkıyor. Swap barut artı. Barut izi çıkıyor. Eşinde de çıkıyor. Betül Büyükşen'de de çıkıyor. Kız çocuğunda çıkması normal çünkü
Abimle yengem oradayken silah patlıyor. Onun gözünün önünde oluyor bu olay. Annesinin öldürüldüğünü görmüyor ama abim gözünün önünde vuruluyor. O kaçıyor. İşte dışarıdan bahçe duvarından atlıyor. Pencereden çıktığını söylüyor. Programa çıktık. Programdan bir sonuç alamadık. Yeğenim Osman çok mücadele etti. Gitmediği gelmediği yerler kalmadı. Cumhuriyet Başsavcılığı, savcılık, jandarma teşkilatı, emniyet müdürlüğü buralarda gitmediği, aşındırmadığı kapı kalmadı. Yani geldiğimiz nokta nedir? İnan olsun diyorum ki tamam adalet çarkları ağır işler ama mutlaka adalet yerini bulur ama geç olduğu zaman olmuyor işte. Olmuyor. Bir an önce çıkmasını. Yani benim şöyle diyorum. Bu topluma mal oldu artık. Yani bir kasabada iki kişi vuruluyor, katliama vuruluyor. Burada olağanüstü hal ilan edilmesine kadar çıkar bu iş. Bu Avrupa'da, batılı ülkelerde böyle oluyormuş. Bizim burada herkes işinde gücünde. Abim sanki olay hiç olmamış gibi. Ya bu böyle olamaz diyorum. Olamaz. Biz unutmadık. Unutmayacağız da hiçbir zaman izini peşini bırakmayacağız. Kimse neyse içimizdense de dışarıdansa da bunun çıkmasını, çıkartılmasını emniyet jandarma birleşir, özel bir ekip kurar. Bunu bulacağına ben inanıyorum. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ben buna inanıyorum. Bulacağına inanıyorum. Benim devletim bu kadar aciz olamaz. Bunu çıkartacak, inlerinden çıkartacak kimse, kim yardım ettiyse, kişi ya da kişiler. Bunu bulacak. En ağır bir şekilde cezalandırılmasını istiyor. Başka da söyleyecek bir şey bulamıyorum yani. Ne diyelim bizler de inşallah temennilerimiz, oradaki emniyet güçlerimize Yüce Allah güç kuvvet versin. Oradaki vatandaşlarımıza sabır versin. Oradaki çalışanlarımız bir şekilde inşallah en kısa süre içerisinde bu olayları aydınlatır diyelim. Temennilerimiz bu yönde efendim. Karar Gazetesi ile devam edeceğiz. Darısı bütün çift maaşlara demiş efendim. Hem üniversitede hem bankada görevlendirme olmaz diyor. Türkiye huzur hakkı prim adı altında kamuda çift maaş alan bürokratlara konuşurken Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar geldi. Anayasa Mahkemesi'nden konuyla ilgili karar verilmiş efendim. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Elif Haykır Habikoğlu'nun geçen yıl MB Banka Meclisi'ne de seçilmesi kamuoyunda rahatsızlık yaratınca Cumhuriyet Halk Partisi konuyu özellikle AYM'ye taşıdı demiş. Atamadan 3 gün önce çıkarılan ve görevlendirmeye zemin teşkil eden Cumhurbaşkanlığı KHK'sının iptali talep edilmiş. Konuyla ilgili yetkililer bir şekilde çalışma yapıyor. Bizler de ne diyelim efendim? Burada tabii ki de doğru ve yanlış da değiliz. Özellikle ne şekilde geldiyse o şekilde aktarmaya devam ediyoruz. Bir iyi turizme birinci doz Rus aşısı demiş efendim. Aynı şekilde Karar Gazetesi ile konuyla ilişkin devam ediyoruz. Bir kötü Moskova'da delta varyantı tırmanışta. Aşılamanın 43 milyonu aşmasıyla Kremlin 2 aydır sürdürdüğü kısıtlamayı kaldırıp Türkiye kapısını açtı. Moskova'dan gelen 132 kişilik ilk grup Antalya'ya indi. Kafile termal kameralardan geçtik. Artı ancak Delta varyantının pik yaptığı Moskova'dan akın tehlikeyi de beraberinde getirdi demiş. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz nüfusun %70'ini aşılamadan bu kadar rahatlama risk uyarısı yaptı. Profesör Doktor İsmail Balık da PCR testi uygulaması sıkı şekilde sürdürülmeli dedi efendim. Özellikle konuyla ilişkin Karar Gazetesi de bu şekilde bilgi vermiş. Tabii gazetelerden özellikle başlıklar aktarıyoruz. Tekrar ne diyelim? Günaydınlar değerli izleyiciler. Hayırlı sabahlar efendim. Sabah haberleriyle devam ediyoruz bir şekilde. Tabii bu bir ilk oldu. İnşallah Yüce Allah ne diyelim bizlere o sesi o nefesi kısmet ederse sizlere haberleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Özellikle ne diyorduk? Sırada sel haberimiz var. Sizlere özellikle Manisa'ya götüreceğiz. Manisa'da bir şekilde sel dolu vurdu. Tabii dolu yağdıktan sonra bu ne oluyor? Sele dönüşüyor bir şekilde. Oradaki darılarda da domateslerde de bir şekilde zarar gördü. Türkiye'de dolu afeti devam ediyor. Manisa'da birçok arazileri sel vurdu. Birçok domates ve tarım ürünleri zarar gördü. Kırdamlarından gelen dere her
Dere yatağı almıyor. Çaya akıyor. Dolu, yağmur. Bir saat en fazla yağdı ama Allah korusun. Hep tarıları, domatesleri, her şeyi dolu vurdu. 2021 kuraklık ve doğal afet etkileri devam ederken 2022 yılındaki süreç merak ediliyor. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre şayet 2022 yılında da yağış olmazsa Türkiye içme suyu riskiyle karşı karşıya kalacak. Ama bu işin senesi, Allah hayırlısını versin, Çumral içinde, Beyşehir içinde, hatta Türkiye içinde çok kötü. Ne diyelim efendim, bizler de oradaki çiftçilerimize tabii ki de Yüce Allah'tan bir şekilde acil şifalar dileyelim. Akit gazetesiyle devam ediyoruz. İstanbul'a zulüm 2019'da başladı demiş efendim. Bu şekilde başlık atmışlar. Bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığındaki koltuğu ikinci yılını dolduran CHP Ekrem İmamoğlu kadim şehri 25 yıl geriye götürdü. İmamoğlu yönetimi ulaşımdan çevre temizliğine, prestij yatırımlarından metro çalışmalarına, kentsel dönüşümden sosyal projelere, salgınla mücadeleden hayvan haklarına kadar hayatın her alanında büyük bir çöküntüye sebep oldu. Ulaşım, ekmek ve suda fahiş fiyatlara imza atan İmamoğlu bir yandan halkın parasıyla yandaşlarını beslerken diğer yandan da İstanbul Büyükşehir Belediye İBB kaynaklarını har vurup harman savurarak borçlanma limitlerinin bile üstüne çıkmış demişler efendim. Özellikle Akit gazetesi de bu şekilde başlık atmış. Bir diğer başlık da aynı şekilde Akit gazetesinden, 132 FETÖ'cü için gözaltı kararı. FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 40 ilde yürütülen soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerinin de bulunduğu 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi demiş. Ülke genelinde 161 isme yakalama kararı çıkmış efendim. Özellikle de Akit gazetesinin verdiği bilgiler bu şekildeydi. Tabii ki de ülkemizin kanayan yarası terör dedik ama gerçekten baya baya bir düşme var diyebiliriz. Yani son yıllara göre gerek yurt dışında olsun gerek yurt içinde olsun bir şekilde kontrol edildiği düşüncesi kanaatindeyiz. Diyelim, sağlık haberleri demiştik. Özellikle faz 3 çalışmaları demiştik. Gönüllü vatandaşımız bir şekilde gönüllü oldu bu konuyla ilişkin demiştik. Ve sağlık haberimizle tabii ki de devam etmiştik. Ama bir de bunun dışına çıkacak olursak ne dedik? Aşılama sistemi. Aşılama sistemi tamamlanıyor bir şekilde. Gazetelerin bu ilk yorumuyla ilgili tabii Turkuvak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili buna isim vermiş. Turkuvak demiş efendim. Bültenin başında belirtmiş olduğumuz gibi sağlık dedik bir taraftan. Diğer taraftan siyaset dedik. Diğer taraftan cinayet dedik. Ama şimdi sizleri bir de yumurta fiyatlarına götürelim efendim. 2021 Haziran ayı yumurta fiyatları güncellendi. Buna göre ürün adı olarak jumbo, duble, anaç, yeni ana, yarka, piliç ve kılavuz olarak belirlendi. Ürün adı olarak gerçekleşen yumurta fiyatlarında sarı 695 kuruş, beyaz 645 kuruş, duble büyük olan 670 kuruş, beyaz olan 620 kuruş, anaç orta yumurtalardan sarı olan 620 kuruş, beyaz olan 570 kuruş, yeni ana orta yumurtalardan sarı olanı 570 kuruş, beyaz olanı 540 kuruş, yarka orta yumurtalardan 540 kuruş, sarı olanı, beyaz olanı 510 kuruş, piliç küçük yumurtalardan sarı olanı 690 kuruş, beyaz olanı 460 kuruş ve son olarak kılavuz küçük yumurtalardan sarı olanı 440 kuruş, beyaz olanı ise 410 kuruş olarak belirlendi. Bütün fiyatlara KDV dahil olmak üzere listedeki fiyatlar Amasya tesis fiyatları olarak güncellendi. Uzak bölgelere ise nakliyeden dolayı farklılık gösterildiği bildirildi. Değerli izleyiciler, efendim gizli gerçekler diye başlık atmış özellikle konuyla ilişkin Milli Gazetemizde hemen her tarım ürününde tarıma geçiyoruz. Ciddi rekolte kaybının beklendiği 2021 yılında hükümetin açıkladığı alım fiyatları sektörün gerçeklerinin yakınından bile geçemedi demiş. TMO'nun hububat alımında belirlediği alım fiyatlarına karşı sektörün gerçeklerine hareket etmek zorunda kalan kooperatif yetkilileri kurdukları bir WhatsApp grubu üzerinde işlerini gizliden yürütme kararı aldı. Bu yazışmalarda hükümetin belirlediği alım fiyatlarının yükselmesinden yapılan bu değişikliği hiçbir şekilde sosyal medyada paylaşılamayacak ve
SMS olarak duyurulmayacaktır diye bahsedilmesi de dikkat çekti efendim. Milli Gazete ile devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem kapatma davası var biliyorsunuz. Bir de özellikle HDP'nin kapatma davası var. HDP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu siyasi partilere kapatmanın doğru olmayacağını ancak terör örgütleriyle bağlantıları olmaları halinde savcıların devreye girmesi gerektiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli ise AYM'nin HDP'nin kapatılması istemiyle açılan ikinci davayı kabul etmesinin hayırlı bir gelişme olduğunu belirtti demiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi de siyasi partilerin haftalık grup toplantılarında gündem parti kapatmaydı demiş efendim. Bizler de aynı şekilde konuyu aktarmış olalım ve geçelim buradan arpa olsun buğday olsun ticaret odalarında artık işlem görmeye başladı. İşte o Konya haberimizle devam edelim. Konya Ticaret Borsası'nda 2020-21 hasat sezonunun ilk mahsul arpası işlem gördü. Türkiye'nin tahıl ambarı konumundaki Konya Ovası'nda yetiştirilen ilk mahsul arpa elektronik satış salonunda satıldı. İlk mahsul arpanın Hotamış bölgesinden geldiğini belirten Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, 2020-21 hasat döneminin üreticilerimize, esnafımıza, sanayicimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum dedi. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi ve iklimsel kuraklık gelişmelere bağlı olarak zorlu bir hasat dönemi yaşadıklarını ifade eden Çevik, sıcaklık değerlerinin arttığı, yağışların normalin ve geçen yılın oldukça altında yaşandığı bir sezon yaşandığını dile getirdi. Dünyada ve ülkemizde risklere karşı tarım, hayvancılık, gıda sektörlerinin ham madde ihtiyaçlarının karşılanması noktasında devletimiz her türlü önlemi almış, verim ve rekolteye bağlı olarak olumsuzluğa meydan verilmemesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir dedi. Hububat ve bakliyat alım fiyatlarında geçen yıla göre %42'lere varan artış yapılması, hububatta ton başına prim desteğinin 275 TL'ye, bakliyatta ise ton başına 910 TL'ye çıkarılması, kuraklığa bağlı zarar gören çiftçilerin kredi borçlarının ertelenmesi bu anlamda önemlidir dedi. Hepimiz için en hayırlısını dilemek Yüce Allah'tan en doğrusu olacaktır. Hani tekrar ediyoruz, bizler tam ortada gidiyoruz ve gitmeye de gayret gösteriyoruz. Aynı şekilde gazetelerle devam ediyoruz efendim. Evrensel Gazetesi müziği ve hayatı savunma zamanı demiş. Müzikle ilgili başta açıklamıştık ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle konuyla ilgili açıklamaları vardı. Müzikle ilgili 24 sınırlaması getirilmesine tepki yağdı. Müzik yasağına tepki gösteren sanatçılar, oyuncular, şarkıcılar ve politikacılar hayatı savunma çağrısı demiş efendim. Özellikle konuyla ilişkinde laiklikle iç içe bir talep denilmiş efendim. Yasağa ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir boomer çıktı. Müziğimizi yasaklayacağını söyledi. Müzik ruhun dilidir. Ruhsuzlar bunu anlamaz ifadelerini kullandı. EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, sanatı savunmakla gerçek laiklik talebi iç içe geçmiş durumda. Çıkışımız birlik ve örgütlü mücadeledir demiş efendim. Bu şekilde bilgiler verilmiş. Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Ne demişler? Vergi pişmanına ceza indirimi. Vergi kaçakçılığı suçu işleyenler etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek. Diğer taraftan ikinci bir manşette Lütfü Türkkan'ın adamları İHA muhabirini hastanelik etti demiş efendim. Değerli bir meslektaşımız. Kendisine de buradan özellikle geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Gelir düzeyimiz küme düştü demiş efendim. Ekonomik krizde boğuşan Türkiye kişi başına gelirde AB ortalamasının %36 altında yer alarak Avrupa ülkeleri sıralamasında sondan 7. oldu demiş. Milletin mahremi iktidara açılamaz demişler efendim. Özellikle Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'na bir kararname ile tanınan Türk kamu kurum ve kuruluşlar ile tüzel kuruluşlardan, tüzel kişilerden kişisel veri alabilme yetkisine tepkiler çığ gibi büyüyor demiş. İyi Parti aynı şekilde tepki göstermiş efendim. İyi Parti Hukuk İşleri Başkanı Profesör Doktor Bahadır Erdem, vatandaşların kişisel bilgileri anayasanın koruması altındadır. Kişisel veriler bizim mahremimizdir. Mahremimizi bir siyasi partinin veya kişinin bilmesi ahlaka, hukuk üstünlüğüne de aykırıdır demiş efendim. Konuyla ilgili de tabii ki de buradan özellikle eleştirilerini dile getirmişler bir şekilde. Değerli izleyiciler, efendim bu bir ilk oldu. İnşallah Yüce Allah o sesi, o nefesi bizlere nasip ederse her zaman
söylemiş olduğumuz gibi sabah haberlerinde devam edeceğiz. Sizlere gündemle alakalı konularla bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Gündemi, özellikle gazetelerimizi, gündemle ilişkin konulara, haberlerimizle birlikte sizlere servis etmeye devam edeceğiz diyelim. Ve herkese tekrar buradan günaydınlar, hayırlı sabahlar ve sabahı şerifleriniz hayırlı olsun dileyelim efendim. Hoşçakalınız.